Alo! Enişte, ne yaptın? Ya şu müziğin sesini kısar mısın biraz? Ya, ablacığım gözümü seveyim. Ben burada günde 14 saat dress code sallıyorum ya. Benim tek lüskün bu, kusura bakmayın yani. Ha Ferdo, söyle Ferdo. Salladın mı adamı? Hangi adamı lan? Ya enişte, benim yerime adamla buluşacaktın ya. Unuttun mu yoksa? Yok lan yok, niye unutayım oğlum? Şimdi gidiyordum da trafikte kaldım biraz. Gidiyorum, oraya gidiyorum zaten. Ha iyi. Bana bak. Adamla buluştuktan sonra hemen onu sallama. Onu biraz daha oyala. Benim işim daha bitmedi, tamam mı? Tamam tamam, sen şey etme hadi. Sen bana bırak yeğenim hadi. Oo, eskiler ha. Hayırlı günler. Ya kusura bakma, trafik murafik malum, biraz geç kaldım. Hayırdır minibüsçü oğlum, ben bir şey mi unuttum arabada? He? Minibüs ne, anlamadım vallahi minibüsü bana. Sen az evvel beni bırakan minibüsçü diye mi? Ben ne minibüsü canım yani, lütfen ben... Şey ya, Fikri Sabit'in oğluyum yani, fabrikatör müyüm? Bir de böyle minibüsçü olur mu canım bu kıyafetle, lütfen yani. Olur mu ya? Tabii canım, olur mu öyle şey? Ya onu demiyorum ben, şaka sen basma ya, minibüsçüsün işte. Abi yok vallahi minibüsçü, ben Fikri Sabit'in büyük oğluyum yani. Babam hastalandığı için beni şey etti buraya şey yapmak için. Ya. Evet. Ya demek ki şeyi minibüsçü bana benzettiniz. Oradan aklınızda kaldı ama derler yani, insanlar çitlere atılmış derler, oradan şey attın yani. Hey madem. Geç bakalım, ayakta koyduk sana. Sağ ol, sağ ol. Oğlum! Sen de epeydir yemek yemiyordun herhalde. Ya yok ya, az evvel yedim de bu kebap oldu mu şey edemiyorum kebaba. Tamam. Ah, oh tatlılarımız da geliyor. Koy bakalım, tatlı yiyip tatlı konuşalım değil mi? Tamam, tamam. Şimdi... Bu bana şöyle, ben araştırdım, azıcık da soruşturdum şöyle etrafı. Rayici neyse vereceğim, bu bana tarlalarını alacak. Deme ya. Dedim ya, araştırdım, soruşturdum. Böyle ev, tarla, bahçe, hepsini bir araya topladığın zaman... bir trilyon az buçuk geçiyor ama ben bir trilyon veren helalleşen diyorsun. Dur ya, dur. Helal. Baç ya, yavaş. Tamam dur. Yavaşça biraz ölecek şimdi vallahi. Vallahi sağ helal ya. Sende bir trilyon var mı dayı? Olur mu canım? Yıllardır didinip çalışıp duruyorsun ben ya. Oo. Ne cigara var, ne alkol var, ne denişik eğlence var, karı yok, kız yok. Hiçbir şey yok, anladın mı? Sana bir sır vereceğim. Tır mı? Sır. Ha sır. Şimdi ayağım yorganına kadar uzatırsan para birikiyor. Bağıma ben öyle yiyeyim, o bir trilyar verecek deyip o da şey etsin artık, ama yani o aslında senden böyle bir çığış beklemiyordu. O şey dedi, böyle pazarlık eder işte, 3-5 kuruş verir, taksit maksit falan diyordu da bağlım şimdi ne diyecek. O yüzden beni şarlayıp Reşat'la konuşuyor değil mi? Reşat? O ne ya? Bana bak. Ben kaçın kurasıyım, yer mi neç? O Reşat'ın renk taraflarına kanıp şimdi onunla pazarlık ediyor. Yol dönmesi de bahane. Şimdi bu bana de ki, taksit maksit yok. Rayici neyse o. Para ondan tarafa, tapu benden tarafa. Onu öyle de anlar o. Tamam. İyi bari, o zaman şey yaparız, haberleşiriz, görüşürüz o zaman. Olur, inşallah, inşallah. Acelem olmasa da iki lafın belini daha kıralım diyecektim ama acelem var. Daha arabaya geçeceğim, tamirci götüreceğim, motoru yaptıracağım, oradan köye geçeceğim. Oho, çok iş var. Bak, bana bak. Bu bana dediklerimi bir deve, tamam mı? Oo, tamam o, ben de ya onu hallederim ben. Ben ondan haber bekleyeceğim gari. O kadar. Tamam. Hadi bakalım. Ya şey yapma, kusura bakma, benim şoför trafiğe takıldı. Yoksa ben seni şey ederdim, oraya bıraktırırdım yani. Yok yok, sen şey etme, şey etme. Ben oradan giderim, minibüse binerim. Oradan minibüs geçiyoruz değil mi? Her türlü, burası kaynar, minibüs kaynar buralar. Hadi bakalım, Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak. Hadi, Allah'a emanet, sağ ol. Lan adama bak ya. Trilyarları var, geldi çorba işte burada. Minibüs de evine gidiyor ya, garip ya. Garip adam ya. Açıl susam açıl. Ay bir tanem o. Hallettik ya.
Allah yardımcın olsun. Selamünaleyküm. Abi. Nasılsın? Abi, kusura bakma kızma da ben sana yalan söyledim ya. Bu yalanın elbet bir sebebi vardır. Sen iyi bir adamsın. Ben adamdan anlarım. Sağ ol, çok teşekkürler, sağ ol. Anlat bakalım, bay minibüsçü fabrikatör. Ya ne anlatayım yani? Bağım duymasın kesinlikle benim bu çalıştığımı falan. Sebep? Sebep? Ha, yani sebebi şimdi şoförlük yaptığımı bağım bilmiyor. Sakın sen de bak şey etme. Adam vallahi bu sefer yıkılır. Yıkılır yani. Bildiğin gibi değil. İşlerim işler. Acık bizim bittik yani. Çok kötü işler. Sıfır cızgı tut. Sıfırın altında -5, -4'leri sihir ediyoruz yani. Felaket durumumuz. E ben de ne yapayım? Ekmeğimi, rızkımı çıkarayım diye gelip burada şey yaptım. Dolmuşçuluk yapıyorum. De benim iki tane aslan var, kardeşim var. Aslan gibi okuyor bu çocuklar. Ben bu çocukların da rızkını çıkarıyorum burada. Abim ben. Tamam, ben belki bir fabrikatör çocuğuyum. Allah bana bunu nasip etmiş. Ben fabrikatörüm, inkar etmiyorum. Fabrikatör oldum diye benim engel değil yani. Ben gidip bu direksiyonun başında o fites topusuna ekmeğimi çatır çutur çıkarmama engel değil yani. Ve bunun için de ben gurur gurur yapmam yani hiçbir şekilde. De. Sen var ha, aslan gibi adamsın be. Utanma, çalış. Yok, utanma. İnsan alın teriyle, namusuyla çalışırsa dünyanın en olurlu insanoğlu. Yanlış mıyım? Tabii canım. Bak bana. 12 yaşından beri çalışıyorum. 12? Tabii. Irgatlıkla başladım dedenin tarlalarında ben. Şimdi o tarlaları alacak güce sahibi nahır. İnsan hakkıyla kazanıyorsa farzdır. Farz. Bu da benim sana sırrım olsun. Anlaştık seninle. Senin bu halinden bu bana bahsetmeyeceğim. Allah razı olsun, sağ ol. Emmez sen de deme. Ağzından kaçıram deme, azıcık saf bir şeye benziyorum sen. Tamam mı? Minibüs meselesini de hallettiğimize göre ben giden galiba. Bir dakika lütfen, vallahi bırakmam, billahi bırakmam. Ben seni oraya kadar şey edeceğim. Hem benim şeyde önümüzün arasında alet çantası da var. Senin arabayla hallederiz işini gücünü. Bırakmam lütfen bak. İyi peki madem, hadi sağ olasın. Sen de sağ, düzgün be. Lan Allah ya, selamun aleyküm. Nereden çıktın lan sen? Ya bak bacana hemen köpürme. Sana acip şahane haberlerim var ha. Bu ne ya? Keşke. Hadi kopta gitsem. Kopta git diyor ya. Bugün çok güzel şeyler oldu. Dinle bak. Elmasım gel. Gel dinle otur bak. Gel. Gel sen de. Gel şöyle yanıma gel. Ben bugün şey yaptım. Senin büyük oğlun oldum. Nasıl yani lan? Frit. İşi vardı bugün Frit'in. Genç çocuk da bir şey olacak. Namussuz. Neyse onun düzgün yollar dedin ya. Evet. Onun yerine ben şey yaptım, senin büyük oğlun oldum, düzgün yanına ben gittim, oturdum, pazarlık ettim. Ne? Demişti. Ya büyük konuşma yani, insanın anasını babasını seçme şansı yok. Ne demek lan şimdi bu? Yani olmayabilir anlamında dedim yani. Sen kalak saçmalık. Ya bacanak ne yapıyor, elmazı şey ettin ya, kalk kız kalk. Bir yerine bir şey oldu mu? Ya durun baba. Ne yapıyorsun ya? Lan oğlum, sana bir iş verdim. Sen ne diye bu el alemin kendine memur ediyorsun ha? Ya baba, adam sallanmayacak mıydı işte? Ha ben, kaymıştan. Bak hala enişte diyor ya, deme enişte çıkıyorsun ha? Allah Allah, ne diyecek? Yenge mi diyecek? Anlamadım. Yenge değil oğlum o zaman ya. Ne olacak? Sen de gülme. Sus. Ya bir susun. Olay bitti gitti işte. Sen bu adamı salladın değil mi? Oğlum salladım, Nacip salladım da yıkamadık adam. Nasıl yani? Ya adamın dediği dedik ya, adam bir trilyarı masaya koyarım diyor. Hadi canım. Onda o kadar para var mı ya? Ben de şey yaptım, ben de sordum. Sende o kadar para var mı dedim. Adam şeydi de, iyi çalışan insanın parası olur dedi. Aha, telefon. Aha da adam arıyor ya. Aç bakayım lan cücü. Haparlara bas, haparlara bas, herkes duysun. Alo. Selamünaleyküm, nasılsın Emin? Hayırlı akşamlar dayıcım. Ya ne çabuk gittin, vallahi uçmuşsun mübarek. Yok ya, hızlı trenle mi gidiyorum ben, arabayla gidiyorum. Daha yolu ancak yarladım. Konuştun mu babanla? Konuştum, konuştum babamla. Gelmedin mi dediklerimi?
Anlattım ama şey yani pek inanmadı o. Şey etmedi fazla bak. Niye inanmadı ya? Bana bak. Beni baban bilir. Ha? 30 sene önceki düzgün neyse hindi de o. Ben sözümü nereyim bak tükürdüğümü yalamam ben. Atlan devam mı bu ya? Kalk bana gel. Misafir edeyim sizi ben. Ha? Gelelim içelim helalleşelim. İki günlük işi var valla. Şimdi bana bak. Kap gel bu bana. 2-3 günde ben hallederim bu işleri. Bizim tapu takipçi Ömer Ali var. Ona bitittirim ben. Ha? Para sizden tarafa, tapu benden tarafa. Olur mu? Valla şu anda ne diyeyim bilemedim ya. Ben de bu bana da ararım aramasın ama. Sana canım çok dayanadı benim. Sen de düzgün bir çocuğa benziyorsun. Bu meseleyi sen halletmiş ol. Anladın mı? Tamam düzgün dayıcım hadi kapatacağım Allah'a emanet ol hadi öptüm. Kapadım lan. Buyurun duydunuz yani. Aferin lan oğlum. Oğlu mu? Allah hayırdır ya oğlum falan. Tamam lan uzatmayın işte olan oldu. Bu saatten sonra kapta gel benim büyük oğlum. Yarın sabah uçakla atlar gideriz bu satış işlemini halleder akşama da döneriz kapta gelme. Biz ne olacağız? Ne demek siz ne olacaksınız? Biz ne olacağız? Gelmiyor muyuz biz? Ya bu darlıkta olur mu oğlum şimdi lüzumsuz masraf ya? Allah Allah. Kapta gel. Yarın sabah biz seninle uçakla gidiyoruz tamam mı? Elmas sen bu internet işlerinden anlarsın. Bize internet üzerinden sabah ilk uçağa bir bilet al. Ondan sonra biz kopta gelle gidip bu işi halledip gelelim tamam mı? Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Yarın çok iş var. Tamam. Babam ya. Babam. Çözdük işi ya.